Sakarya Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin her yerinden biz davet ettiklerimiz var. Ve Türkiye'de ilk defa açık havada yapılacak olan bir saç festivalinden bahsediyorum. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bunu ilk defa biz yapıyoruz. Biz derken tabii ki Sakarya Büyükşehir Belediye'mizin himayesinde, katkılarıyla ve Sayın Ekrem Yüce Başkanımızın talimatıyla, bizim de koreografimizle beraber harika program hazırlıyoruz. Aşağı yukarı 12-13 saat sürecek olan bir program olacak. Şimdi biz bunu açılımı bir yapmak istiyorum. 4 Eylül'de yapacağımız programda, Hairfest adı altında yapacağımız program içerisinde 12'de başlayıp saat 3 gibi sularında aşağı yukarı 50 tane öğrencimizin seçmiş olduğumuz, çok özellikle seçmiş olduğumuz talebelerimizin, 18 ile 20 yaş arasındaki arkadaşlarımızın yarışması olacak. Bu yarışmasından hemen sonra akabinde sahne şovlarımız olacak. Yani sahne şovum derken her seçmiş olduğum 7 kişilik ekip kendi koreografisini, kendi yaşantısı, o andaki tıraş modelini anlatacak. Aşağı yukarı 3 saat sürecek olan bir program olacak. O andaki program. Saat 6'ya kadar böyle devam edecek. O saat içerisinde de bütün katılan ailelerin çocuklarına, evlatlarına, ebeveynlere güzel bir hediye vermek istiyoruz. Orada ne yapacağız? Çocukları eğlendirmek isteyeceğiz. Bunu yapacağız. Otizmi öne çıkaracağız. Engellileri öne çıkaracağız. Engellileri tıraş yapacağız. Otizmdeki öğrenciye tıraş yapacağız. Hemen akabinde 12-10 saat boyunca ikramlar olmuş olacak. Büyükşehir Belediye'miz bütün katılan üyelerimize, meslektaşlarımıza 500 adet penye dağıtacak. Hairfest ne demek olduğunu anlatacağız. Tabii ki sonra konserimiz olacak. Sayın İsmail Tüt, buradan da kendisi ilan ediyoruz. İsmail Tüt de o akşam saat 9'da çıkacak, konserini verecek. En azından o akşamın tadına bakmış olacağız. Güzel bir hece bizi bekleyecek. Düzce'yi davet ettik, İzmit'i davet ettik, Bursa'yı davet ettik. Sakarya'nın bütün bölgesindeki berberlerimizi davet ettik. Sakarya toplamda 1285 tane berberimiz var bizim. 600 berber bana bağlı. Akkız'ı davet ettik. Sen büyükşehirimiz buradan Akkız'daki berberleri otobüsle alacaklar, buraya getirecekler. Bir jenerasyon yaratmak istiyoruz. Artı bir şey daha buradan söylemek istiyorum. Hairfest'i biz Dünya Guinness Rekorlar Kitabı adı altında bir çalışma başlattık. Biz Hairfest'i Guinness'e gönderdik. Örneğini yaptık, gönderdik. Amerika'da, Chicago'da bunlar yapılmış. Örnek de bize sunuldu, bize mail atıldı. Bizden şunu istediler. Bu sene bunun hazırlığını yapın. Sene 2023'te bunu bizzat biz kendimiz gelelim, Guinness'i alalım. Bizatihi biz değerlendirelim ve Dünya Guinness'i size koyalım dediler. İşte onun için biz 454'ün ne olduğunu şimdiden başlamaya başladık, vurgulamaya başladık. Çok merak edenler var. 454 ne demek, 454 ne demek diye. Ben de diyorum 454 geleceksin, göreceksiniz. Ondan sonra seneye nasıl olacağını size göstereceğiz diye söyledik. Biz tabii ki 4 Eylül derken biz 4 Eylül neden 4 Eylül yaptık? 4 Eylül biraz daha böyle havaların ısındığı, biraz daha böyle hafiften bir sonbaharın gelmesi gibi düşündük. Çünkü Ağustos çok sıcak oldu, Ağustos ayı. Dolayısıyla ekibim var benim. 7 kişilik saç ekibim var. 6 ayda çalışıyor. Bakın 6 aydan beri 7-24 çalıştılar bu programı yapma adına. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız orada dev bir sahne bize getirdi. Sahne orada görüyor. Şu anda Millet Bahçesi sahne. Sahne gerçekten çok büyük sahne. 10'a 20 metre bir sahne. Sahne içerisinde ekip arkadaşlarım, o 7 kişi koreografi yapacak arkadaşlarımız müthiş bir hazırlık içerisine girdiler. 6 aydan beri bu hazırlığı yapıyorlar. Ben inanıyorum ki Sakarya ve bölgemizde ilk defa böyle bir şey yapacağız. Demin de lafın başında söylemiş oldum. Türkiye'de ilk defa açık havada hiç yapılmayan bir şey. Bakın orası 90 dönümlük bir yerden bahsediyorum. Yani eski Sakarya Stadı'ndan bahsediyoruz. Şurası Millet Bahçesi olmuş oldu. Sponsorlarım da oraya gelecek. Efendime söyleyeyim, nedir o? Kozmetikçilerimiz gelecek. Kozmetikçiler gelecek, hem reklamı yapacaklar, satışları yapacaklar. Dolayısıyla orada bir heyecan yaratacağız, bir panayı yaratacağız, bir festival yaratacağız. Biz herkesi kucaklıyoruz, herkesi bekliyoruz buradan. Buradan da ilan ediyorum. Tüm Türkiye'ye ilan ediyorum, tüm Sakarya'ya ilan ediyorum. Tüm meslektaşlarımı görmek istiyoruz. Beraber olalım, akşama da hep beraber eğlenelim, konserimizde işimize bakalım ve sonra tekrar pazar dükkanımı açalım. Ama en azından şu festivalimizi, saç festivalimizin nasıl bir koreografi çıkaracağım ben de çok merak ediyorum arkadaşlardan. Ben teşekkür ediyorum. Bu yarışmayı yapacağımız içerisindeki arkadaşlara da buradan ilan ediyorum, söylüyorum. Ödüllerimiz olacak. 1., 2., 3. ödüller vereceğiz. Gençlerimizi canlandırmak istiyoruz. Çünkü mesleğimiz elden bitmeme adına, onları sevdirme adına. Sponsor arkadaşlarımız dediler, biz de bu işe destek olalım dediler. Biz de gerekeni yapalım dediler. Biz onun için yapmak isterim şeylerimiz bu senele değil. Ben geçen sene kapalı alanlarda yapıyordum. Ondan bir sene önce yine kapalı alanlarda yaptım. Ama bu Hairfest'i canlandıracağım. Hedefim o. Seneye bunu daha büyük bir sisteme koyacağım. Allah nasip ederse işin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi ben katılacak arkadaşlar, demin gene söyledim, bir daha söylüyorum. Tüm meslektaşlarına bir şey rica ediyorum. Olmamız lazım, sahip çıkmamız lazım. Bu festivale bize sahip çıkalım. Buradan ilan ediyorum. Bu benim festivalim değil. Sakarya Büyükşehir Belediyesi himayesi altında Sakarya Berberler Odası ile beraber yapılan bir festival. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Sadece mesleğimiz değil, halkımıza da buradan sesleniyorum. Gelin, ebeveynlere sesleniyorum. O kalfaların annelerine, babalarına gelin, onları izleyin, alkışlayın, destek verin. Geleceğe müthiş berber yapalım. Ben onları alayım, Türkiye'nin en iyi yerlerine getireyim. Türkiye'nin en iyi yerlerinde bir yerlere getireyim. Mesela bir şey daha söylemedim, söyleyeyim. Bu yarışmadan hemen sonra birinciye çıkacak arkadaşı Antalya'da 2 ay yapacak olan uluslararası festivalde bizzat benim odamın sponsor olduğu şekilde o 1-2 birinci olanı oraya uluslararası yarışmaya geçeceğiz. Orası daha bir er meydan olmuş olacak. Bunu da burada ilan ediyorum. Teşekkür ediyorum.